Günaydın arkadaşlar. Şey gibi, ilkokul öğrencileri böyle şey, ilkokuldayken hocamız içeriye girerdi ya. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol diye ses çıkardı ya böyle. Günaydın arkadaşlar deyince o geliyor aklıma. Neyse. Hadi orta şerit. Boş muhabbeti bırak. Bize bir şeyler ver. Sağ sinyalimi verdim. Sol tarafı görebildiğim kadar görüyorum. Sağ minik bakış yapıyorum ama sola daha uzun bakıyorum. Sağ minik bakış yapıyorum, sola daha uzun bakıyorum. Devam. Gelen giden var mı diye gözler taradı. Önümdeki arabayı takip ettiğim sürece iş güvenli. Çünkü önümdeki araba yolu açıyor veya ona yol veriyorlar. Bu sırada ben onu takip edersem birazcık daha sorumluluğum azalıyor. Tüm sorumluluk şu an o arkadaşta. Birine yol verilecekse o verecek. Benim buradaki sorumluluğum onu mümkün olduğunca yakın mesafeden takip etmek. Şimdi ileride birisi ona yol verirse ben örnek veriyorum, ondan çok sonra gelirsem ona yol veren kişi bir de beni bekleyecek. Mesela kırmızı arabanın altından bakıyorum, hareketli bir lastik yok. Şey, hareketli bir ayak yok. Çıkış yapmak üzere olan servis var, sağa dönen kişi var diye frene bastım. Bu boşlukta hemen faydalansın servis şoförü. Sürekli bugün önümüzde birisi olduğu için yolu çok fazla okumamıza gerek kalmıyor. Yolun ilerisi hakkında bilgi toparlamıyoruz. Bakın mesela sağ taraftaki beyaz arabanın lastiklerinin altına bakıyorum. Sol tarafta gri Clio'nun lastiklerine bakıyorum. Bize doğru gelen bir çift ayak var mı diye bakıyorum. Kamyonun öncesine bakıyorum. Sol tarafta kimsecikler yok. Ayaklarına bakıyorum, lastiklerine bakıyorum. Bakın, önümdeki iki tane arabanın da tekerleklerinin altından gözüküyor. Görüyor musunuz? Orada bir çocuk önüme atlayabilecek mi diye buradan görebiliyorum. Beyaz arabanın her yerini zaten görüyorum. Ama mesela şey, gri arabanın yine gözüm ister istemez hemen tekerleklerine, altına gidiyor. Hep böyle önceden yakalayabildiğimiz bir şey olacak mı diye bakıyorum. Bana hızla gelen birisi var mı diye bakıyorum ama asıl önceliğim burası tabii ki. Sadece bana öncesinde bilgi verebilecek bir şey var mı diye ona bakıyorum. Yalnız ben bu şekilde detaylı anlatırken sürekli ben deli gibi böyle yolları aramıyorum, taramıyorum. Zaten şoförlüğünüz arttıkça bunları istemsizce ne yapacaksınız? Mesela kamyonun altına istemsizce bakıyorum. İşte ileriye doğru gidiyorum. Soldaki kamyonun altında mesela bakın şu dubayı öncesinde görüyorum. Önünde duba var mesela, anlatabiliyor muyum? Hani bunu sizin öncesinde görebilmeniz için deli gibi sürekli trafiği okumanıza gerek yok. Benim anlattığım gibi değil aslında durum. Siz istemeden refleks olarak yapmaya başlıyorsunuz. Buradan geçen yok. Devam. Sağ tarafta tek sıra haline gelmişler. Mecburen sol tarafa gideceğiz. Bir sorun mu var burada? Neden gitmiyorlar ki? Bayağı birikme olmuş. Böyle birikmeye sebep olmayın arkadaşlar. Mesela yan taraftakiler arka arkaya birikmiş. Şimdi biz yol verelim. O tarafta çok birikmesin. İşte şimdi ben yol veriyorum ama yanımdaki yol vermeyince trafik rahatlamıyor. Önce birazcık bunlar aksın. Biraz aksın. Burnunuzu sokmayın araya. Bir gitsinler. Bak şimdi şöyle boşluğu değerlendir. Heh. Şimdi hepimiz birlikte gidelim. Aynen öyle. Milleti rahatsız etmeyin. Bir gitsinler, aksınlar. Şu an yol bizim, öncelik bizim ama ne olur ne olmaz diye takip ediyoruz. Geçen sefer videomda ne demiştim? Mesela burada freni patlamış bir kamyon bile hızla buraya geliyor olabilir. O yüzden bakacaksınız. Yol benim diye bir şey yok. Hafiften yağmur çiselemiş. Ben silecekleri bir aç kapat yaptım. Camda da ıslaklık var onun için. İlerideki arabaların hepsi bize yolla ilgili bilgi veriyor. Bak, bu arkadaş sinyal vermiyor ama çok yavaşladığı için büyük ihtimalle sağa dönecek. Ver sinyalini. Ver sinyalini. Benim dikkatimi dağıtıyorsun. Sola senin yüzünden gecikmeli bakıyorum. Bak döndü. Çok çok önceden sağa sinyal verirsen benim işim birazcık daha kolaylaşır. Hem de ya ben gereksiz hız yapan bir şoför olabilirim. Sen akan yolda aşırı şekilde yavaşladığın zaman durduk yere sabah sabah gelip birisi sana vurabilir. Çünkü bir saniyelik iş ya, böyle telefona bakarken bir anda karşımda seni görebilirim yani. Bak arkadaş sinyal verdiği için birazcık daha tedbirliyim mesela. Sinyal vermeden bunu yapsaydı acaba ne yapıyor bu ya deyip korkacaktım. Belki komple durmam gerekecekti. Ne oldu? Ha, ona yakın geçtim. Çok mu güvenli? Hayır, güvenli değil. Ama en azından bak yol akmaya devam ediyor. Bu arada deminki pozisyondaki gibi sinyal verip yoldan ayrılanların arkasından giderken sinyal veren kişinin gideceği yolda bir kusur var mı? Yol vermek üzere olduğu bir yaya
ya da karşısında bir araba, bir şey var mı diye bakmayı ihmal etmeyin. Mesela ben demin o araba sağa doğru yavaşladı, dönecek ama ben hıp hızlı ona doğru gitmemi giderken yaptığım şey onun önünü kesecek, onun önüne çıkacak bir engel var mı diye. Çünkü ben çok hızlıyım. Yani o eğer ki frene basarsa patlatırız. Yani onun gitmesine göre ben kullanmaya başladığım noktada, ya bu arada bu sürüş acemiyken yapılacak bir şey değil. Ben bunu aslında boş yere anlatıyorum ha. Bunu sakın yapmayın çünkü belirli bir tecrübe, belirli bir refleks geliştikten sonra denemeler yapmaya başlarsanız daha iyi olur. Tehlikeli çünkü. Adam dönecek gibi yaptı. Sen de nasıl olsa gidiyor diye hızlandın ama tak durdu. Fatiha arkadaşlar. Biraz şerit ihlali vardı. Önümüzdeki araba da boş yere gerdi kendisini. Halbuki yeteri kadar alan açık olmasına rağmen, ya büyük araba olduğu zaman insanlar korkuyor. Şimdi sağa geçti. Bu noktada benim de birazcık hızımı arttırıp ilk boşlukta sağa geçmem gerekiyor. Ya da benim o adamdan hızlı gitmeyi düşünmüyorsam hemen arkasına geçip sol şeridi açık hale getirmem gerekiyor. Bak benim hızım 110. Şu an arkadan yavaş yavaş bize doğru birisi geliyor. Ben sağ şeritte 110'la giderken bugün birisinin 120 ile gitme hakkını çalmıyorum. Bak 120 ile 130'a gidecek olan adam normal yolunda basıp gidebiliyor. Gündüz farlarından biri çalışıyor, biri çalışmıyor. Çok uzaktayken mesela aynamda kapladığı yer küçülüyor. Tek farı var ya, acaba motosiklet mi diyorsun? Yani iki farı da aktif olarak çalışsa baktığım an çat diye bu araba diyeceğim mesela, bana aynada çok vakit kaybettirmeyecek. Kavşaklara yaklaşırken motor freniyle yaklaşıyorum. Biraz geç yaptım motor frenini, konuşuyorum diye daldım. Sonra ayak freniyle destekliyorum. Kavşaktan önce gelenin önceliği var. Ona geçebilir şu an aslında ama. Burası çift şerit. Ben şu an açıktan dönüyorum. O da içeriden dönüp gidebilir ama. İkimizin de döneceği kadar yer var aslında ama. Neyse. Burada bir olay mı olmuş ya? Ha. Yer boyama çalışması yapıyorlar. Kolay gelsin. Haydi bakalım. Sabah sabah bir de otobanda gazlayalım mı? Uykumuz açılsın mı? Power modu alalım. Yakıta kıyalım birazcık. Power. Abi sağa yanaşacak mı? Sanki yol veriyor. Geçebiliriz. Yolun ilerisine bakıyorum. Yolun ilerisine bakıyorum. Hatta bariyerlerin aralarına bile bakabilirsin. Burada viraja hızlıcana girmeye başladığım için artık virajda lastik, kasa, herhangi bir şey, ya arabanın davlumbazı düşmüştü mesela, başka bir araba dönerken bir şekilde davlumbazı düşmüş. Yolda seni ne karşılayacağını bilmediğin için mümkün olduğunca ileriye bak. Mümkün olduğunca ileriyi okumaya çalış. Evet arkadaşlar, buradan itibaren konuşmuyorum. Kafanıza takılan, canınızı sıkan şeyler olduğu zaman bana yorumlarda, isteklerde bulunabilirsiniz. Birazcık gazlayalım, sonra videoyu sonlandırırım. İyi bakın kendinize, görüşmek üzere.
Arabayı bayağıdır yüksek hızda kullanmıyordum. Şöyle bir açılmış oldu. Ben normal, mümkün olunca sağdan git kuralını uygulayıp yakıt tasarrufu yaparak yolun devamında efendi efendi gideceğim. İyi bakın arkadaşlar kendinize. Görüşmek üzere.